Sayın Bakanım, çok değerli hazirim, kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, sevgili çocuklar, değerli basın mensupları, hepinizi en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün itibariyle Erzurum'da gerçekleşen deprem nedeniyle Erzurum'umuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün de deprem bölgesine Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız ve arkadaşlarımıza intikal ettik. Hamdolsun olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla seferber oldu ve vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Hamdolsun bir can kaybı yok ve hasarların, zararların tespitleri de derhal yapıldı ve bu konuda da tüm hasarlar, zararların telafisi için de valimiz ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda her türlü tedbirler ve destekler verilmektedir. Tekrar Erzurum'umuza, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim felaketlerden, afetlerden ülkemizi, milletimizi korusun. Çok değerli hazirim, bugün çok anlamlı bir açılış için bir aradayız. Bugüne kadar birçok açılış yaptık, birçok hizmetin açılışında bulunduk ama bizi çok heyecanlandıran bir açılış için bir aradayız. Ve Türkiye'de belki dünyada ilk olmak özelliği de taşıdığı için ayrıca heyecanlıyız. Çocuk Adalet Merkezi'ni bugün açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün ayrıca Dünya Çocuk Hakları Günü, bu vesileyle de anlamlı bir günde çocuklarımız adına güzel bir eylem, güzel bir iş yapmanın ayrıca heyecanını da yaşıyoruz. Şairin de dediği gibi, yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Çocuklar için yapılan her güzel iş daima dünyayı iyileştirir ve güzelleştirir. Dünyayı mamur eder. Çocuğu, aileyi, kadını merkeze alan bir toplum ve medeniyet daima geleceğe güvenle bakar. Bugün işte bu anlamlı bir eylem için, açılış için bir aradayız. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnsan yaratılmışların en şereflisidir ve korunmaya, şefkate en muhtaç olan da yine çocuktur. Çocuk bir ülkenin en büyük zenginliği ve hazinesidir, en büyük kaynağıdır. Çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklardan korunmak için, suça sürüklenmesini önlemek için de en önemli siper aile yuvasıdır, ailedir. Aile de toplumumuz için, ülkemiz için en önemli ve değerli bir kurumumuzdur. Söz konusu çocuk ise deme lazım demeden her kurumun ve toplumun her bireyinin bu konuda her türlü desteği göstermesi, kenarda durma lüksü olmadan bu gayreti göstermesi temel bir görevidir. Özellikle çocuğun suçtan korunması da devletin görevleri arasında anayasamızda da sayılmıştır. Tüm kurumlar çocuğu suça bulaşmadan, suça daha suçla buluşmadan önleme diye bir görevi var devletinde, bu koruyucu görevleri yine anayasamızda sayılmıştır. Özellikle az önce de ifade edildi, özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye adı için, amacı için insan hakları eylem planını işte Türkiye Barolar Birliği'miz, barolarımızla yakın çalışarak hedeflerimizi ortaya koyduk. Bugün bu eylem planımızdan birinin daha gerçekleşmiş olmasının da ayrıca yine sevincini yaşıyoruz. Özellikle çocuk mahkemelerini yine bu anlamda ayrı bir mimariyle, tasarımla hep birlikte daha da güçlü bir şekilde onarmaya devam edeceğiz. Birçok yapılan işler var ama ben bu soğukta sizleri çok fazla bekletmeden bunları başka ortamlarda yine paylaşmaya devam edeceğiz. Ama çocuk söz konusu olduğunda yargısal anlamda da özellikle çok önemli adımlar atıldı. Bu davaların öncelikli görülmesine yönelik adım da yakın zamanda atıldı ve bu sisteme, yargı sistemine dahil edildi.
Değerli katılımcılar, özellikle 2005 yılında hayata geçen Çocuk Koruma Kanunu bu anlamda çocuğa verilen ehemmiyetin göstergesidir. Ve orada da kullanılan bir ifade, suçlu çocuk değil, suça sürüklenen çocuk bilinçli bir tercih olarak kullanılmıştır. Çocuğun bu anlamda dünyaya temiz bir vicdanla masum bir şekilde gelmiş bir çocuk nasıl suçlu olur? Eğer bir çocuk suçlu oluyorsa toplum olarak çocuk değil bizler sorumluyuzdur. Bizler suçluyuzdur. Nerede eksiğimiz var? Hangi kurum, hangi sivil toplum kuruluşu, hangimiz burada hangi adım atmamız gerekir? Düşünülmemiz, taşınmamız gereken bir, bize bir aslında ev ödevidir. Bu konuda da özellikle tüm kurumların koordinasyonu çok önem kazanmaktadır. Bu binayla biz özellikle çocuk dostu merkezlerde bu işlemlerin yapılmasını amaçlıyoruz. Çocuk yargılandığını değil, devletin kendisini suçtan uzak tutmak için seferber olduğunu iliklerine kadar hissetsin istiyoruz. Özellikle suça ilk defa temas eden çocuklar, hakim, savcı, pedagogları aynı zamanda bir abi, bir abla gibi görsün istiyoruz. Çocuk kendisinin yargılandığını değil, kendisine yardımcı olunma çabasını hissetsin, yaşasın istiyoruz. Bir hata yaptım, toplum açısından bu bir tehlikedir, bir uyarı sinyalidir, ben bunu anladım, bütün devlet tüm kurumlarıyla seferber olmuş, ben bir daha bu hatayı işlemeyeyim diyerek bu kapıdan çıkıp gitsin istiyoruz. Tüm çabamız buna yöneliktir. Ben bu çabayla oluşturulan bu eğitim merkezine Türkiye'de bir ilk olma özelliğine de destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e de hasreten teşekkür ediyorum. Bu kısa zamanda, bu vizyonla, bu desteği sağladığı için, ortaya koyduğu için. Çok değerli katılımcılar, özellikle burada Çocuk Adalet Merkezi'nde tüm kurumlar ve ilgili uzmanlar görev almaktadır. Burada sadece bir adli bina açmıyoruz. Burada tek bir çocuğumuzun dahi suça sürüklenmediği, suça maruz kalan çocuklarımızın da etkin şekilde korunduğu ve desteklendiği bir geleceğinde temelini atıyoruz. İşte tüm bu süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuk koruma kanunu gibi mevzuatlarla yine adli destek mağdur hakları müdürlüklerimizde bu konuda çocuklarımızın ve tüm mağdurların yanında olmaya, yine güçlü bir şekilde onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu merkezlerle birlikte çocuklarımız spora, antrenmana yine imkan bulacak ve burada suç ortamlarından uzak kalabilecek faydalı bir merkez olarak burada görev yapacaklar. Ben yine Sayın Valimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm Erzurum'daki kurumlarımıza, emniyetimize, aile müdürlüğümüze, sağlık il müdürlüğümüze, jandarmamıza, yine bu konuda diğer gençlik spor müdürlüğümüze, tüm müdürlüklerimize, uzmanlarımıza ayrıca ve hasreten teşekkür ediyorum. Özellikle gerekirse uzman psikologlarımız çocuklarımızla evlerinde de ilgilenecek şekilde bir sistem kuracaklar. Sadece buraya gelerek değil, buraya geldikten sonra o çocuğun hikayesiyle ilgilenecek. Çocuğun tekrar topluma başarılı bir birey olarak nasıl katkıda bulunur? Kötü ortamlardan, uyuşturucu gibi diğer suç mahallerinden nasıl uzaklaştırılır? Adeta bir laboratuvar olacak. Ve çocuklarımızın elinden tutulacak. Aileleriyle beraber hikayeleri masaya yatırılacak. Bu konuda özellikle üniversiteyle de yakın işbirliğini burada önemsiyoruz. Keza Erzurum Baromuz'la yakın işbirliğini önemsiyoruz. Meslektaşlarımızın da burada çocuk müdafileriyle, çocuk polisiyle, çocuk psikologlarıyla, yani konusu çocuk olan, yani yarınımız olan, geleceğimiz olan, ben de bir çocuğun daha kötü yola düşmemesi için bir fikrim var, çabam var diyen herkese açık olan bu adliyemiz, adalet merkezimiz Erzurum'umuza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Biz istiyoruz ki bu adalet merkezinin kapısından bir çocuk bile girmesin. Çünkü hiç kimse suça sürüklenmesin. Ama girerse de buradan topluma başarılı, faydalı çocuklar olsun. Anne babası,
nerede olursa olsun, doğmuş olursa olsun çocuklar bu ülkenin, bu milletin hepsine emanettir. Çocuklara gözümüz gibi bakma yolunda kararlılığımızı göstermek için ortaya konan bu merkezin hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkese ayrı ayrı tebrik ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. Bismillah. Evet. Arkada bir